Sanki bir Karaköy, sanki Tophane, sanki Eminönü, aşığı olduğum tarihi yarımadanın hemen evveli gibi. Gözümü açtım açalı, kendimi bildim bileli alışık olduğum bir manzaraydı. Unutmaya yüz tuttu değil elbet ama anımsatınca bir bir hatırlıyorum unuttuklarımı da. Öyle bir yer sitem ettiğim Boğaziçi. Bundan dolayı sevgili değil, sevilensin işte demiştik. Evet, acayip bir yer bu. Kuzeyin kuzeyi, tavanı diye nitelendirdiğim Tromsø. Bu ada biliyor musunuz karşımızdaki ada? Ada değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, ada. Ada, incecikten bir kar yağar derken incecik bir köprü burayı bağlamış ana karaya. Ve burada adeta bizim alışa geldiğimiz bir Boğaziçi edasıyla duruyor. Böyle bir yer. Yüksek dağlarla çevrili tabii. İşte o zaman Boğaziçi'nden sanki Sivas dağlarında kendini bir anda buluyorsun. Ama denizle iliştiremedim. Hadi denize yakın bir başka yer diyelim. Böyle yerler, azametli dağlar dolu. Paris'te pek de özlediğimiz bir görüntü bu yüksek dağlar. Evet, karlar içerisinde yaşam kolonileri burada kurmak insana hayret ettiriyor. Haritaya baktığınız zaman kuzey yarımküreye yakın, gökyüzü yaklaşmış gibi duruyor ki kuzey ışıkları belki bu yüzden hiçbir yerde değil de böyle basık atmosferin yakın olduğu yerlerde gözüküyor. Deniz sarmış bu kuzeydeki şehirleri, toprakları. Aralarına kadar fiyonk denen yerler Norveç'te çok yaygın. Adeta bir Boğaziçi görüntüsü veren bir sürü karaların içine giren kör, ince uzun körfezler var. Böyle bir yer. Tromsø, kuzey ülkesi, Norveç'in kuzeyi. Evet, bu fantezi saati 15'i bile göster. Bakar mısınız? Akşam oldu. Akşam vakti. İşte Avrupa'nın kuzeyi böyle ilginç. Very self-assured way. No, you look great. Where'd you get that bracelet? I don't know. Wow, it's expensive. Yeah, I think you got it for me in like high school or something. Really? Like. Yeah, amazing. All right, shall we go in, everybody? What's my soundbite again? Yeah, just that you're finishing up finals and you got to talk to someone. Kind of publicist thing. Assistant. Exactly. You should really talk to her, you know? No, she doesn't want to talk to him. She's not interested in marketing. It's just a job. Why is Maya here?
Kordon boyundayız. Gel de bir şiir okuma. Artık demir alma günü geldi zamandan deme. Ama soğuk alıyor bizi götürüyor. Bu dönülmez vadilere, limanlara. Dağlık bir yer, bir boğaz içi gibi bir görüntü arz ediyor. Tromso. Aslında biz aradayız ama bu köprü, şu gördüğünüz köprü bağlıyor ana karaya. 80 bin kişi yaşıyormuş. Adada ise ne kadar kişi? 20 bin mi? Toplam 80 bin. Belki 15 bin yakını karşılayan. Arkada gördüğümüz şey büyük bir katedral. Üçgenli sanatsal katedral. Şuradan da teleferik çıkıyor. Teleferikte bütün şehri görüyorsunuz. Mor ışık, kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık. Buralardan gökyüzünde gözüküyor ama şu